Naciye Çokgöl var hattımızda. Naciye Hanım iyi geceler diliyoruz. Bu arada özür dilerim, özür dilerim. Naciye Hanım'a yine iyi geceler de. Emev var, Emev. Filiz Akın başkanlığını yapıyor, onursal başkanlığını. Bu yılda Iğdır'daki işitme engelli çocuklara cihaz armağan edilecek. Bu nedenle 14 Aralık gecesi Bilfen okulları ile Emev ortak bir organizasyon düzenleyecek. Katkı ve katılımlarınızı bekliyorlar. DNR ve üniversite kampüslerinde sürekli kaynak sağlamak amacı ile arkadaşlar bu bilezikler satılıyor. Ben şimdi buradan size tabii bedava olunca hemen hayatta şöyle dağıtayım. Arkadaşlar gidin parayla alın. Bu arada piyano için Dore bir dakika arkadaşlar tamam. Takarsınız sonra erkeklerin bu merakı ne bir yazık. Özür dilerim bu arada. Piyano için Dore müziğe çok çok teşekkür ediyoruz. Gelen konuğumuzun kaldığı yer Sürmeli Otel sağ olsunlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bir de tekrarlıyorum ben bunu yayının başına söyleyecektim bunu şimdi geçti artık. Facebook'ta arkadaşlar bir adresim yok. Benim olmadığı gibi Özcan var mı Facebook'ta adresin? Var mı? Senin de mi var? Yok. O ben değilim. Erken Facebook. Facebook. Ne o nedir diyor Justin. There is a Neyse. Yeah. Yok ya ben girdim konuya da anlattım. Ya ben mi bulaşmışım? There is a deyince o anladı. Aa Hakan da varmış. Var mısın? Justin'in de varmış. Ben de var. Var mısın Facebook'ta? Ya amaç ilkokul arkadaşlarıydı tabii. Sonra biraz saptı. Bak ben bir şey söyleyeyim. Abi bununkini ben gördüm. Facebook'un tam sayfasını ayırmış. Bunun olduğu sayfa böyle. Kocaman ya. Söyle. Ya şey... Şimdi oraya böyle bir sürü ünlüyü aramak için isimlerini giriyorlar ve bir sürü fake dedikleri o evet. Sahte şeyler çıkıyor. Benimle ilgili en az 25 tane Özcan sahte bir şeyler var orada. Bir de uyuz olanlar bana bir şey açmışlar. Yo, bana da açmışlar. O arkadaşlar o kadar tatmin oluyorlar yapsınlar. Evet, yapsınlar. Seven olduğu değil. Gibi sevmeyen de olacak. O da onun gazını alan bir şey. Güzel ne bir şey. Ne oluyor öyle yaptıkları zaman? Hocam Özcan Deniz'de kıl olanlar diye bir şey açmışlar orada. Ha, onlara giriyorlar. İşin kötü tarafı iki tane arkadaşıma rastladım. Yok ya. Ciddi misin sen? Yok yok. Ben yokum orada. Sahte girmişlerdir onlar. Koynunda anakonda beslemişsin. Aynen öyle. Yani o sadece oraya girip öyle bir dünya var sonuçta. Karşısında durup yok ben buna bulaşmıyorum demenin bir anlamı yok. Var. Var. Öyle bir dünya var sonuçta ve daha da gelişecek o. Evet. Onun için orada bir adresimin bulunması ve bana ben, ulaşmak isteyen oradan bir şekilde yazsın çizsin. Ben de istiyorum da arkadaş açtık adresini. İlk gün 4700 kişi mesaj gönderdi. Nasıl tarif edeceksin? Yani cevap versen katlanarak çoğalıyor. Bir de küsen böyle küsene... yazlık bir resim var o. Ne diyeyim artık? Atlettim. Güzel mi sohbet Özcan? Bu da bir şey anlatıyor. Allah Allah konuşuyorum. En sevmediğim şey. Bakma sen de. Arkadaş mesaj yollayanlar bile küsüyor. Cevap vermeyecek misin? Beyazıt mısın? Bir de şöyle bir soru var. Gerçekten beyaz mısın? Evet. Evet yazınca kabul ediyorsan ötekileri de kabul ediyorsun zaten şey, ya. Evetle de kurtaramıyor sana. Diyor ki bir şey soracağım diyor. Ha. Onu bilirsen. Yeni mahallede oturduğun evin badanası neydi falan gibi garip sorular geliyor. Yok. Benim sayfam yok. Oradaki herkes fake. Mahkeme yoluyla da kapattırıyorum. Öteki arkadaşlara haberleri olsun. MSN adreslerinde mesaj yazdığınız kız arkadaşlar vasıtasıyla buluyoruz. MSN adreslerinizden de nerelerde olduğunuzu adresinize kadar öğreniyoruz. Elleşmeyeceğiz. Bir şey de yapmayacağız. Ama haberiniz olsun arkadaşlar. Avukat hukuk aracılığıyla bunları kapattırıyoruz. Çünkü edepsizleşenler, evet. Hoş olmayan şeyler yazanlar, randevu verenler, bilmem ne yapanlar falan var. Benim ekmeğimi yiyorsunuz. Çok ayıp. Bu alın seri. Emek. Emek. Do you know emek? Ya çok güzel. Evet. Naciye Çokgöl hattımızdaydı. Naciye Hanım iyi geceler. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ah. Yok. Bu ne şimdi? Zülfü abinin sorusu çok güzel. Bu ne şimdi? Saf, temiz. Başına geleceklerden habersiz. Evet. Benim başıma geldi zaten. Deminden beri parçalar ya
Bana göre çok pes ya çok tiz. Bunu bir türlü giremedim. Bunu mu ayarlayacaksın? Bir tane parça alacağız sizden ama. Alalım bir tane parça. Ama ton meselesi. Tamam yok tonu arkadaşlarla beraber tutuyoruz. Tutuyoruz. Evet. Nasılsa program serbest. Naciye çok görün. Naciye Hanım iyi geceler. İyi geceler. Uyuyor az kalmış. Naciye gitmeden yakaladık Allah. Biliyor musunuz? Efendim? Kaç saattir bekliyorum biliyor musunuz? Biz kaç saattir programı yapıyoruz sizin haberiniz var mı? Naciye Hanım. Naciye Hanımcığım. Efendim. Buyurun efendim dinliyoruz. Ya aslında ben tabii Türk müziğinde çok önemli, inanılmaz önemli bir insan olan tabii ki Zülfü Livaneli için aradım. Buyurun. Kendisine bir sorum olacaktı ama tabii Özcan Deniz'i atlayamayacağım. Çok üzgünüm. Özcan gelince senin Şakül kaydı tabii öteki. Yok öyle değil öyle değil ama hakikaten Özcan Deniz'in... Vallahi özür dilerim atlayamazsınız arada. Kolay atlanacak bir yere oturmamış. İnanılmaz beğeniyorum onun da müziklerini. Tabii Zülfü Bey'in halen daha 30 yıl evvel bile söylemiş olduğu şarkıların bugün yeni nesil tarafından söyleniyor olması bile onun ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu bence ortaya koymak için yeterli bir nedendir şekiller diye düşünüyorum ben. Ve kendisi... Gelelim Özcan Deniz'e. Ne? Teşekkür ederim. Özcan'la ilgili bir şey geçti onu duyamadım. Yok Zülfü abi diyor ki gelelim Özcan Deniz'e diyor. Özcan Deniz'e inanılmaz beğeniyorum. Naci Hanım kahveden mi arıyorsunuz? Böyle bir rahatlık var Naci. Ne? Hayır hayır. Hiç öyle bir şey yok. Ama Özcan Deniz'i de inanılmaz beğeniyorum. Evet. Benim 5 yaşında bir kızım var. Allah akşama bahsedeyim. Kadar bir dudaktan bir yanaktan sürekli onu söylüyor. Harika. Ne güzel değil mi? Çok güzel. Efendim? Çok teşekkür ederim sağ olun. Özcan atış yapmış. Özcan atış. Hadi bak. Sağ olun. Kızınızın yanaklarından öpüyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Sağ olun. Bu kadar mıydı? Aşk bu kadar mıydı yani? Hayır. Zülfü Bey'e sorum olacak. Buyurun. Zülfü Bey en çok şunu merak ediyorum. Şimdi yeni çıkan yani sanatçılar demeyeceğim şarkıcılar diyeceğim. İşte bir şarkıdan sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra tamamen ortadan yok oluyorlar. Unutuluyorlar bir şekilde. Sizin 30 yıl evvelki söylediğiniz şarkılar bile bugün yeni nesiller tarafından sürekli söyleniyor.